Boğaziçi Üniversitesi'ne düşmanlığın birçok nedeni var. Sen benim atadığım kayyuma nasıl boyun eğmezsin kibri en başta. Sonra hala bu kampüsü teslim alamamış olmanın hırsı var. Ve genelde düşünen insana, aydına, kitap okuyuna duyulan kin var. Belki en derinde de saraydakinin niye benim onlarınki gibi diplomam yok garezi var. Elbette kişisel bir mesele değil bu ama troll ordusunun son birkaç günkü saldırılarına, özellikle polisin Ankara ve Kadıköy'deki zorbalığına bakınca elit düşmanlığından bilim düşmanlığına kadar uzanan bir dizi hasetin yandaş bünyelerde kol gezdiğini görebiliyoruz. Bunun eğitim dışında tedavisi yok ama sürece baktığımızda cahillerin eğitim göreceği yerde cehaletin eğitimi engellediğine tanık oluyoruz. AKP döneminde Boğaziçi dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında geriledi. Akademik kadro önemli ölçüde eridi. Ve AKP'de dikiş tutturamamış bir siyaset eskisinin rektör tayiniyle de son darbe vuruldu. Boğaziçili istemem senin kayımını deyince de kampüs kapısına kilit vuruldu, çatılara sniper'lar yerleştirildi. Çünkü İçişleri Bakanı ne zaman farklı bir fikir duysa, ne zaman farklı bir tercih görse eli silahına gidiyor. O sapkınlar diye hedef gösterince de emrindeki polis ordusu düşmana saldırır gibi saldırıyor. Ancak bütün şeytanlaştırma çabasına, Kabe bahane edilerek yapılan kışkırtmaya, homofobik kampanyaya, yeniden depreşen gezi travmasına, gözü kararmış polis şiddetine rağmen Boğaziçi'nin öğrencisi de akademik kadrosu da boyun eğmedi. Ne eylemden taviz ne kayyıma kadro desteği verdiler. Bu sayede önce ulusal çapta sonra dünyada ses getirdiler. Polisin barış içinde gösteri yapan öğrencilere orantısız bir güçle vahşice saldırması diğer üniversitelerde de tepkiyi tetikledi. Bu ülke Erdoğan'a, Soylu'ya ve onların emrindeki polis devletine rağmen hala teslim olmuyorsa onların cesareti sayesinde. Erdoğan Z kuşağı bilmez anlatmak lazım diyordu ya. Al sana Z kuşağı. Hadi anlat şimdi.